Sezai Karakoç. Hicretten Miraca. Bizi kendi açısından soyuta ve somuta çekmek üzere Kutlu Oruç Ayı gene geldi. İnsanı kaburgasından başlayarak kalbinden, kafasından ve ruhundan yakalamak üzere. Ruhumuzun içindeki sırrı metafizik bir tohum gibi büyütüp ağaçlaştıracak ve bizi bir ay geçmeden Kadir Gecesi'nde yemişinden tattıracak olan oruç. Olağana ve nisbiye fazla batmış olan insanı olağanüstü ve mutlak olanla yeniden göz göze, yüz yüze getirecek olan tecrübe. İlahi tecrübe. Öte dünyanın kanımıza işleyen elçisi. Oruç ayı, aylar içinde diriliş ayıdır. Geceyle gündüze, birbirlerine geçme, yol açma ve yol verme, yaklaşma ve kaynaşma güvenini bağışlayan kutlu zaman parçası. Namazın başka biçime girişi, haccın başka türlüsü, kelime-i şehadetin nimetlere rahmani zincir vuranı, insanı sakil dünya zincirlerinden kurtarıp özgür kılan ulvi ağ. Denize doğru giden insan, mutlaklık denizine insanın bir gözyaşı damlası gibi kayışı ve ilahi med ve cezirde dünyanın kayboluşu, inciye dönüşmek için kayboluşu. İnciye dönüşme yolculuğu bu. İnsan bir adak gibi alınır Ramazan tarafından. Sonra onun esrarlı laboratuvarında eritilir. Yeni imbiklerden geçer, saflaşır, borulardan akar ve yepyeni bir formda yeniden dökülür. Mutlakın işte böyle bir dökümcüsüdür oruç ayı. Muhiddin-i Arabi Hazretleri ağır bir hastalık sırasında, ölüm anında Yasin-i Şerif'i şifa veren bir delikanlı şeklinde görmüştü. Ağır bir materyalizm hastalığıyla yere çırpılmış insan içinde oruç ayı böylesine somut bir şekilde kurtarmaya gelen genç inanç eridir. Yeter ki insan onu görebilsin. Yerden doğrulmasına yardıma gelen bu doktora bir el uzatmak yeter. Yerden bile olsa. Evet, Kutlu Oruç ordusu bir bahar gibi, Bursa çinilerinin yeşilinden bir ilkbahar gibi gelir. Sancağını doğu ve batı kentlerinin tepelerine diker. Peygamberler, veliler, şehitler, ruhani ordularıyla beraberindedir. Ayetler bu öldürmeyen, dirilten kutlu savaşın ebedi ilkeleridir. Müminler bilirler ve görürler. Kentler, ufuklar, doğu ve batı, gece ve gündüz ve öte dünya, cennet ve cehennem değişmiştir. Yakına gelmiştir, yenilenmiştir. Ruha yabancılaşmadan kurtulmuşlar ve onunla bir olmuşlardır. İnsan yeniden alem-i kübradır. Ak vakitlerdir oruç vakitleri. Güneşi sulara batırır içimizden çıkan bir beyaz el ve dünya çerçöpü müneccim değneklerine döner. Hazreti Musa'nın asası olan oruç önünde. Ve oruç, Hazreti İsa'nın gök sofrasını önümüze açar. Ki Hazreti Meryem, mihrabın yanında bulurdu her iftar saatinde o sofradan yiyecekler. Ruh cüzzamı iyiliğe yüz tutacaktır. Ve ölü dirilecektir oruç akşamlarında. Ve orucun sancağında ulu peygamberin mührü vuruludur. Kalbimizde de vurulu olduğu gibi. Ve oruç, onun hicretinden sayfalar açar yüreğimizde. Bir tarih olur, bizi mitleştirir. Reel'in en çıplak anlarında mit kahramanları yapar bizi. Ve bizler, dağılmış, darmadağın olmuş bizler, yeniden toplanırız. Son peygamberin bayrağı altında, oruçla, namazla, hacla, kurbanla, dua ve imanla.
yolun kıyısında baka kalır inançsızlar ve inkârcılar. Ne olurdu onlar da bu yolculuğa, bu kutlu hicrete katılsalardı? Evet, hicrettir bu. Ama giderek bir miraca dönüşür. İftar saatlerinde içilen su zemzem olur ve sonra Cebrail ve refref gelir. Daha sonra da ateşin yakmadığı aşk kanatları. Evet, oruç ayı, oruç mutluluğu, oruç hicreti, oruç miracı konuk olarak geldi. Ne mutlu o konuğu şehrin kapılarından başlayarak şafak sökmeden karşılayanlara. Orucun soyutuna ve somutuna gark olanlara, Tanrı'nın boyasına boyananlara. Tanrı'nın boyası. Oruç en keskin renklerinden bir renktir o boyanın. Her yıl Ramazan ayında o boyaya baştan ayağa batmaktır müminin görevi. Eşyayı ve tabiatı, tabiat üstünü, insanı, tarihi aydınlatacak ışık, bu boyanın aydınlığından tütecektir.